Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, tüm çobanların üzerine olsun sevgili izleyiciler. Çobanla baş başaya hoş geldiniz. Çobanla baş başa il il devam ediyor. Neredeyiz? Memleketimizin, Anadolu'muzun güzel ili Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale 188 bin nüfusa sahip güzel bir ilimiz. Bakalım Kırıkkale'de hangi çobanımız, şanslı çobanımız olacak? Hep birlikte ne yapıyoruz? Çobanla baş başayı izliyoruz. Kırıkkale'den sonra Çorum geliyor sevgili izleyiciler. Gerçekten İç Anadolu bölgesi çok güzel bir bölge. Bugün de hava güzel ve güneşli bir gün. Her taraf yemyeşil. Doğanın, tabiatın, baharın en muhteşem bir zamanındayız. Hava da güzel, güneşli bir gün. Gidiyoruz bakalım, bir köy bulacağız. Köyde çoban bulacağız. Bakalım bugün şanslı çobanımız kim olacak? Hep yepyeni sıfır binalar, bak sağ tarafta. Gerçekten memleketimiz çok güzel. Gerçekten Kırıkkale'nin kenarındayız. Çok güzel hobi bahçeleri yapmışlar. Yaşamasını seviyor bu bölgenin insanı. Yazlıklar gibi sanki böyle güzel modern evler var. Bahçeler var. Sol tarafta güzel bir bahçe var. Selamun aleyküm. Abi. Biz çoban arıyoruz abi. Çoban. He. Çoban. Çobanla baş başaya. Burası Kırıkkale değil mi? Kırıkkale. Şimdi nerede biz çoban bulabiliriz? Burası köy arıyoruz, biz çoban arıyoruz. Bize yardımcı ol şöyle. Daha önce köylerde bulursun. Şu ileride köyler var. Karşıdaki köy değil mi? Karşıda Çullu var. Köy mü onlar? Köy ama orada pek hayvancılık çok yaygın değil. Ha, nerede? Sen nerelisin? Ben Delice. Delice? Çongar köyü buradayım. Çongar köyü. Buraya bağlı ama. Ha, buraya bağlı. Hangi köyde var koyun burada çoban? Hiç bilmiyorum ya. Yani Karacalı var bu taraftan. Orada belki var. Bu ana yolun üzerinde mi? Ana yolun sağında. Bu ana yoldan gideceğiz sağında ileride. Çevre yoluna çıkarsan sağda kalıyor. Ha, sağda kalıyor. Karşıda köylerde yok mu? Karşıda Çurlu var ama hayvancılık pek yok ya. Allah Allah. Çoban yok mu burada bu memlekette ya? Olmaz. Hayret bir şey ya. Ne yapalım biz o zaman? Geri mi dönelim buradan? Ya buraları, köyleri bilen biri lazım. Sizin sen bilmiyor musun köyleri? Yok, köyleri pek. Allah Allah. Pek şeyimiz yok. Tamam, biz dönelim o zaman, geri gidelim. Tamam. Tamam. Köylere sorarsanız ancak. Köylere soralım. Sen tamam. Köylü değilsin yani. Bir köylüyüz ama çıktı köylü. Anladım. Sevgili izleyiciler, bu adam bana dayı diyor. Çoban varmış bu bölgede. Sizi tanıyalım abi. Ben Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden? Keskin ilçesinden. Bağlı köylüler, Emirhanedi köylü. Kendim ileride ikametgah ediyorum. Pazarcılıkla uğraşıyorum kendim. Sebze meyve üzerine. İsim neydi abi? Turgut Tolun. Turgut Tolun. Evet abi. Turgut abi. Evet dayı. Bize çoban lazım. Buralar kırsal kesim olduğu için buralarda çoban bulman mümkün ekseriyet. Özellikle de köylerde, şehir içinde hayvancılık olmadığı için kırsal kesimlerde, daha doğrusu bir dağ eteklerinde, yaylalarda falan, işte yukarı burada mezarlıklar var, oralarda çoban olma olasılığı yüksek. Nereye gideceğiz biz? Mesela buradan Yuva Mahallesi var. Yuva Mahallesi'nin üst tarafında ahal ya da bağlı bir kesimde. Orada genelde çobanlar, ahır kesimi dediğimiz hayvancılıkla uğraşanlar orada oturuyorlar. Buraya bağlı köylerde de var. Mesela Karacalı var.
İleriki köylerde var. Bize Barış'ın en yakın var. Neresi mesela? Bu Yuva köyü. En yakın Yuva dediğim Yuva yerde köyün var. Yuva karşıdaki binada evet, var mı? Karşı bina TOKİ kuruluyor şimdi. Hı. Onun alt tarafı komple mandıra. Özellikle doğu yerleşim o tarafta yani. Hı. Ne var orada? Koyun. Hı. Ondan sonra büyükbaş olarak inek, besine. Bu türde besicilik yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan kesim var yani. Anladım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada pazarcılık yapıyorum. Patates soğan işiyle uğraşıyorum. Patates burada depo olarak kullanıyoruz. Çok güzel ya. Burası ne kadar güzel bir memleket abi. Her taraf yepyeni bina, sıfır. Bu ne böyle burası? Çok hoşuma gitti benim burası. Evet, Kırıkkale sonradan sonraya bir inşaat sektörü hızlandı. Eski binalar çoktu, yıkıldı. Yerine çoğu TOKİ ağırlıklı. Kentsel dönüşüm olduğu için. Evet. Buralar yaygın yeni binalarda. Evet. Yerleşim alanı güzel yani. Sevgili izleyiciler, gerçekten çok güzel bir memleketi olmuş. Şehirler o kadar değişmiş ki TOKİ ve ne dedin ona sen? Kentsel dönüşüm projesi gerçekten hükümetin, devletin müthiş şekilde işe yaramış. Şehirler yepyeni olmuşlar, mükemmel olmuşlar. Herkes konforlu, lüks, güzel ev sahibi olmuş ve orada oturuyor. Yollar o biçim. Gerçekten ben memleketimle bir kez daha gurur duydum. Şu etrafımıza baktığımız zaman bakınız her tarafta güller var. Bahçeli yer. Ve bu bölgede şey var. Çok böyle hobi bahçeleri var. Herkes böyle prefabrik yapmış böyle. Evet. Niye mi? Yaygın mı burada? Burası son zamanda gelişen bir mahalle. Niye? İnsanlar trafiğin yoğunluğundan aşağı şehir merkezlerinden özellikle de emekli kesimler biraz daha böyle kırsal alanlara yerleşiyorlar. Buralarda işte adam emekli olduğu zaman hani senin dayım gibi çoluk çocuk işte böyle dublekselerde bağlı bahçeli uğraşıyorlar. Hayvancılık genelde buralarda yok. Daha böyle kenar kesimlerde. Şehir evet. Uzak yerlerde var. Evet. Peki biz gidelim o zaman. Bir anda çobanı bulalım abi. Çok teşekkür ederim. Bey Obası köyüne geldik. Bey Obası köyünde dediler çoban bulursunuz dediler. Bakalım şimdi bakıyoruz sağımıza solumuza bakıyoruz. Bey Obası köyü. Kimse yok köyde. İncin adeta top oynuyor. Sevgili izleyiciler, gide bir köye dayandık. Beyobası köyünün içine geldik. Bize Beyoba köyüne gidin, orada her türlü çobanı bulursunuz dediler. İşte bir abimiz, bize soruyoruz abi. Burası neresi abi? Burası Malışehir'e bağlı Beyobası köyü. Beyobası köyü. Beyobası köyü. Ha, isim ne abi sizin? Basri Keskin. Basri Keskin abi. Gelin abi. Aleyküm selam. Muhtarımız. Hoş geldiniz. Azamız. Muhtar aga. Evet. Muhtar abi sizi tanıyalım abi. İbrahim Gürsoy. İbrahim? İbrahim Gürsoy. İbrahim Gürsoy. Evet. İbrahim abi. Sizin isim ne abi? Hamza Koçoğlu. Hamza Koçoğlu. Evet. Ya muhtarı bul dedik bize. Muhtar hemen burada bir çabuk geldi be. Sen maşallah ya. Sen televizyoncu olduğun için hemen sana yaratırız biz. Vay be. Tabii. Çok güzel. Harika. Biz çiftçilerin reklamını yaptınız size. Size medyun şükranız. Evet sağ olun. O konuda eksik olmayın. Şimdi burada abi çoban lazım, hayvan lazım diyor. İnekler burada köy meydanında yayılıyorlar. Ne güzel bir manzara. Tabii. Allah Allah. Sen de mi çobansın yoksa? Biz de çobanak tabii. Hepimiz çobanak. Vay be. Hepimiz çobanak bu kendi malımızın. Ondan sonra köyümüzün. Burasından bahsetsin abi. Bu köy. Şimdi bak. Bir şey söylüyordu. Sen güzel girmiştin. Bak, evet. En güzelini o söyler. Söyle abi. Evet. Söyle. Bu köyle ilgili bahsediyordun. Köy şöyle. 1772'de Orta Asya'dan Türkmenler olarak göçmüşler gelmişler. Siz Türkmen misiniz? Türkmeniz. Harika ya. Biz Türkmeniz. Ben de Yörük. Türkmeniz. Beraberiz biz değilmezler tabii. Aynen. Hem de buraya yerleşmişler şu kenara. Tamam. Bu çeşmeyi, bu köyün yerleşimini önlemişler. 1934'e kadar. Hı hı. 1934'te burası nahiye olmuş. Nahiye olunca 3 muhtarlık olmuş bu köy. Evet. Ama 1927'de Arap harfinden alfabetik harfe geçerken bu okulu yaptırmışlar. 5 sınıflı
bir tane baş öğretmenli. Evet. Nahiye, her şey teşkilat. Hı-hı. Yani kaymakamın yanında bulunan taharet katibi dediğimiz burada o var ondan Hı-hı. sonra. Hı-hı. Böyle 12 pare köyün halkı burada okuyor idi. O Hı-hı. zaman taşıma yok tabii. Taşıma Hı-hı. olmadığı için Hı-hı. yaya gelip gidip okuyorlardı. Hı-hı. Tabii okuldan yetişen 8 tane milletvekilimiz, 3 tane belediye başkanımız çıktı buradan. Bu köyden. Bu köydeki hala, evet, bu oldu. Hala Kırıkkale'deki belediye başkanı bu köyün evladı. Aa, burada doğup büyüme. Vay be. Ha çoban diyorsun ama hep çobanlıktan evet, yetiştik tabii, biz. Tabii hep çobanlıktan. Muhtar abi. Bu karşıda bir konak var. O ne? Biz girerken bu onu işte gördüm. Bak bu Aslan Bey'in konağı. Rıza Bey'in aslında. Allah Allah. Yani Aslan Bey'in Rıza Bey'in konağı. Kim o? Rıza Bey kim abi? Aslan Bey'in babası. Aslan Bey kim abi? Aslan Bey de bu Osmanlı'dan gelen Osmanlı'nın yani işte şey valisi yani o şey konak vergileri o toplarlarmış yani. Allah bunlar Allah. Osmanlı şey varmış fermanı bunlara değil mi? Köy konağı. Hacı. Bu konak. Sen de köy konağında oturmuyorsun konakta. Konak biz, sahipli mi? Sahipli tabi burada şahıs. Allah Allah. Bir tane de yok halkı. Ne şanslı adam ya. Vay be. Şu konakta oturmak isterdim ben. Bir de yatmak isterdim içinde. Buyurun, köyünüz kaç tane abi? 56 tane. 12 tane de mahallemiz var yukarıda. 60. Yani nasıl böyle yukarıdaki menzara mı? Bak orada menba suyumuz var. Yeşilkaya menba suyu. Bak görüken yer var ya bak. Ha. Orada tekleme evler görüküyor. Allah orada 3 tane menbaımız var burada. Menba ne demek? Ne demek? Su menba suyu. Yeraltı sularından kaynak sularından. Kaynak su. Satış yapıyorlar. He. Doğal. Doğal yani. Doğal yani. Ya satılıyor mu tabii, su? Tabii. Kırıkkale'yi temsil ediyor. Vay be. Tabii. Şifa suyumuz var. Yeşilkaya menba suyumuz var. Bu suyun adı neydi hacı? Hangisi? Beyler'in su sattığı su. Karabat'ın suyu vardı mesela o yukarıda. Bak kendilerine ait. Bak. Vallahi. Ah. Sevgili izleyiciler işte bak çobanlar Hakan. Tamam. Ya çoban hep çobanı çıktı. Hep. Şu çobanı yakalayayım mı anasını satayım. Çekeyim şu çobanı. Bak da çoban bulutların mi? Altında. Evet. O çobanı da zor yakalamasın de. Yakalayamam mı ben çobanı? Oraya şöyle yakalarsın. Ha nereye yakalarım? Onu nasıl yaparız? O çobana çağırırız. Koyunu şöyle bu tarafa doğru alır. Siz de arabayla şuraya varırsınız. Orada olur çekersiniz. Olur mu abi ben giderim çobanın yanına giderim bak. Ben ta o çobanın yanına. Şişt. Ramazan! Öyle diyor lan. Sevgili izleyiciler, Bey Obası köyündeyiz. Köy muhtarı İbrahim Gürsoy. İbrahim abi sen böyle İbrahim desen abi İbrahim diyorsun sen. P ile yapıyorsun. Niye öyle? İbrahim işte. Allah Allah. İbrahim mi İbrahim mi? İbrahim. İbrahim. He. İbrahim. He. Ama sen İbrahim diyorsun. Aynen doğru. Bu adamlar ne yapıyor İbrahim abi? Şimdi burada bu köy halkının çeşmesi temizlik yapıyorlar. Ha. Böyle haftada bir temizledi yok burayı. Haftada bir? Haftada bir temizledi yok. Vay anasını ya. Ondan sonra gelen vatandaş suyunu alıyor buradan. Ha. Doldurup gidiyor evinde içiyor. O yüzden temiz bulsun deyin. Peki İbrahim abi bu inekler ne ya bu köy meydanında ya? Yani Allah Allah. Işte köyümüz hani selbest. Yani hayvanlara da yayılmasına elverişli. Oo. Şu otlar boşa gitmiş işte hayvanlar da yayılıyor. Çok da güzel ya. Şu manzaraya bak. Sütünü sağıyor. Allah Allah. Kim o bu inekler İbrahim abi? Bir vatandaşın Adem. Baksana ya. Kandemir'in. Kırmızı kırmızı ya. Semental bunlar. Semental. Vay be köyün meydanında. Evet evet evet. Vay be inekler yayılıyor. Ha bak şu da oğlu bak. Hani? İneklerin sahibi şu adam. Ha, hangi? Ha, bak. Şu adam mı? Süpürge var ya bak. Ha süpürge. Ha. Vay be ne şanslı adam ya. Köyün meydanında ineklere bakıyor adama. Hem de çeşmeyi temizliyor bak. Hem inek Allah kuruyor Allah. Hem de çeşmeyi temizliyor. Allah Allah. Ballı şey. Ballı şey. Burası yok. Bura Beyobası. 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 İbrahim abiyle sevgili izleyiciler gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çobanın yanına gidiyoruz. Çobanın yanına doğru gidiyoruz. Vay be İbrahim abi. Oh oh oh. Yan taraftan mallara bakabiliriz. Yan tarafta da o biçim. Aa herkes burada. Köyün içi mera ya. Mera köy meranın içinde kalmış. Yok mera değil de bura tapır her şeyi her yer. Buradan mı gidelim? Tamam sağdan buradan. Sağdan şu iki evin arasından geçeceğiz. İki evin arasından geçeceğiz evet. İbrahim abi. Vay be ne güzel Türkmen köyü be. Türkmen köyü yani öz Türkmen. Vay be öz Türkmen be ne kadar sevindim be harika. Benim ya. Anam yörüydü bak mesela. Of of. Ama acık
Allah. Var şöyle tayra doğru var. Allah Allah. Tayra doğru var. Ha. Var. Oh, oh, oh. Var. Bu ev mi yoksa mı çobanın? Yok, çobanın kanı şurada da bura boş. Aa. He, ha, şurada dur. Davar gidenin hanımı. Aa. Tabii. Çobanın hanımı mı? Tabii, tabii. Vay be. Çoban diyar, çoban. Çoban, selamünaleyküm yenge. Aleykümselam. Çoban diyar, ben Mevsarim. Aa. Tabii, kendim arama gidiyor. Çok güzel ya. Şimdi siz ev nerede sizin? Burası bizim oh. Biz de şurak. Şurak aynen ama şurada. Har Mera'nın içine ev yapmışsınız siz. Ne kadar bayırmış burası ya İbrahim abi ha? Bayır burası. Oradan görüntüyü gibi değil. Çıkabileceğiz mi yukarı? Ne var yukarı? Oh oh oh. Ramazan'da geliyor. Oh maşallah ya. Kendi davarı biliyor musun? Sevgili izleyiciler, çobanımızı bulduk. Köyün muhtarını da fotoğrafçı yaptık. İbrahim abi gel buraya gel. Yanlış yere mi basıyorsun? Yanlış yere basma İbrahim abi bak. Senin görevin fotoğrafçı abi. Buraya basacaksın abi. İbrahim abi tamam mı? Buraya basacaksın buraya. Tamam oraya basıyorum. Böyle yapacaksın İbrahim tamam, abi böyle, böyle bak böyle. Tamam. Basacaksın netliği yapar. Şurak basacaksın tamam mı? Hadi İbrahim abi geç abi sete. Bunun aşmasında var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya biz ne çektik seni bulana kadar be abi ya. Ha? Niye ya biz her zaman. Kırıkkale'ye geldik. Tamam mı? Kırıkkale'yi geçtik. Beldesine gidiyoruz çoban arıyoruz. Köyüne gidiyoruz çoban arıyoruz. Oraya soruyoruz yok. Buraya soruyoruz yok. Araya ya, araya. Tamam mı? Ne olacak? Bakın ondan var. Sonra en son seni bulduk ama gerçekten tam yerini bulduk. Tam çobanını bulduk. Hoş geldin abi, çobanla baş başa. Abi isim ne senin? Ramazan Doğan. Ramazan? Doğan. Doğan. Ramazan Doğan abi. Evet. Ramazan abi burası neresi abi? Bey Obası Köyü. Bey? Obası Köyü. Obası Köyü. Sen de Ramazan Bey'sin. Evet. Türkmenmiş bu köy Ramazan evet abi. Evet abim burası Türkmen Köyü. Bey Obası Köyü. Evet. Çok eski bir tarihi köymüş. Evet. Hangi bölgeye geliyor burası? Kırıkkale. İç Anadolu bölgesine mi? İç Anadolu bölgesine mi? İbrahim abi ne oldu? Çekemedin mi fotoğrafı? Çektim 4-5 tamam, çektim. Tamam mi? Yeter. Yeter mi? Basıp durdu. Evet. Gerek yok İbrahim tamam, abi. Tamam. Ha, güzel fotoğraflar çek. Köyünü tanıtacağız senin bak. Çobanla baş başa sizin köye geldi İbrahim abi. Tombala'dan siz çıktınız. Nasip'te siz varmışsınız. Abi. Buyur abim. Senin ev nerede? Şu ev benim. Şu. Evet şurası da. Vay be evinin dibinde. Evet. Merha da burada. Ne kadar güzel bir yer ya. Vay be köye bak. Manzara o biçim. Buradan karşıda neler var abi? O göl mü? Bir şey var mı bak. Orada elektrik santrali kurmuşlar. Güneş enerjisinden. Ha, vay anasını ya. Ne güzel ya. Karşıda bir köy var. Orası siz? Orada yukarı Balışık. Aşağı Balışık. Aşağı Balışık. Şu güneşin olduğu yer Kaşeldirek köyü. Ha, ne köyü? Kaşeldirek. Kaşeldirek köyü. Çok acayip isimleri var burada ha. Gerçekten sevgili izleyiciler. Ramazan abi. Çok şanslı bir çobanımız. Hemen köyün kenarında evi var. Mera da hemen evinin kenarında. Oldukça yüksek rakımlı bir tepe. Tepeye tırmanıyor şu anda. Ve aynı zamanda spor yapıyor. Beyobası köyünde yaşamaktayım. Bu hayvancılıkla uğraşıyorum. Yerimim geçimim bu hayvancılık. Bu meslek öldü. Devletimiz destek veriyor ama faydalan az geliyor. Az geldiğinden batırmak zorunda kalıyoruz. Ya devletimiz sahip çıksa ya bu işler daha ilerler ama işte imkanlar kısıtlı olduğundan pek fazla yapamıyoruz bunu. Evet
Valla köyümüz çok eski bir köy. Yani diğer köylerde okul yok ha. Bizim köyümüzde okul varmış. Sabahçı öğlence okudurlarmış. 5 tane öğretmenimiz varmış o zamanlar enişte. 3 tane muhtarımız varmış. Karakol, postane hepsi bu köyde mevcudumuş. Sene 20'lerde. Vay be Ramazan abi, sen böyle hep spor yaparsın burada değil mi? Evet. Vay anasını ya. Vallahi ne güzel. Ha? Sabahleyin bir evden çıktık mıydı en az 7-8 saat böyle dolanırız peşinde. Allah Allah. Geriden gören ne var ya, kapı bir adalık istesek, bir fiyat istesek ne var ya, kapıdan yetiştiriyorsunuz. Çok para istiyorsunuz diyorlar. Evet. Eziyetine geldi miydin? Kimse eziyetinden bahsetmiyor. Vay be. Ramazan abi sopan da güzelmiş ha. Neden yaptın sopayı abi? Meşeler. Yenge siz de çoban yardımcısınız galiba. Ramazan evet, abinin yardımcısı. Evet, ben hanımıyım. Maşallah ya. Ondan çocukların için gurbetteler. İyi kötü. Nasıl çocuklar için gurbette derken? Yani çocukların ailesini görüyor. İşte davarımı alıp onun için çuvadı yok. Ha, kaç tane çocuk var? 3 kız 1 oğlan abi. Hepsi dışarıda mı? Hepsi de dışarıda. Verdiniz yani? Verdik. Yuvadan uçla gittiler uçtular. Yani. Uçtular. Allah evinde Allah. Barkındalar. He. He işte ekmeğinde, şimdi, aşındadılar. Anladım. Siz burada ikinizsiniz. İkimizik. Kaynanam var. He, kaynanam var. Kayınım var. Oo. He, yanında bir çocuğu var. İşte kayınımın. Hmm. Kaç tane koyun var? Vallahi işte bilmiyorum. İsim neydi ablasının? Dönüş Doğan. Ney? Dönüş Doğan. Dönüş Doğan. Evet. Sen de bu köyden misin? Ben Kırlangıç köyündeyim. Kırlangıç köyünden. Evet. Türkmen misin sen de? Köylük. Ney? Köylü. 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 İşte buraya geldik. Şimdi herhalde. Burası Türkmenmiş. Burası Türkmen. Biz köylüyük. Allah Allah. Köylü diye bir şöyle bir şey var mı? Tabii köylü var mesela. Kırlangıç, Kenan babası, İsim babası. Allah Allah. Tabii. Çok farklı. Türk milleti değil de. Sevgili izleyiciler, programlarımızda tabii tüm Türkiye'yi geziyoruz biz. Her gittiğimiz yerde tabii ki insanlara soruyoruz işte. Koyunuz. Çünkü Türkiye'de büyük bir ülke, büyük bir devlet ülkemiz. Her milletten, her kökten insan var. Her ırktan insan var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ırk üstünlüğü yoktur. Biz sizi diyor farklı kabileler halinde yarattık ki birbirinizle tanışasınız, kaynaşasınız diye. Yani bu ırk farklılığı, çeşitliliği insanlık için çok faydalı bir şey, bir nimet. Allah bunu özellikle vermiş. Soruyoruz işte. Evet. Trakya'da Macir mesela, Yörük var, Manav var. Bu bölgeye geldik. Bu köy Türkmen. Türkmen. Evet. Ablaya da sorduk. Köylüyüm diyor. Yani Ankara'nın birçok yerlerinde yine Ankara'da program çektik. Ankara'da bir köylüye sorduk. Nesiniz siz? Vallahi biz bilmiyoruz dedi. Yani ne olduğumuzu bilmiyoruz. Yani tamam Türk, Türkiye vatandaşı Türk ama ırkını bilmeyen, hangi kavimden geldiğini bilmeyenler de var. Hiç bunlar hiç önemli değil. İşte bizim programımızda da bir zenginlik, farklı bir sohbet olsun diye bunu soruyoruz evet, yani. Demek Allah. Sen köylüsün. Ben de köylüyüm yenge. Evet. Ya Ramazan abi biraz başı döndü herhalde. Başı döndü. O üşütüyor. Ha, üşütüyor. Evet. Üşütüyor. Siz merağınız burada sizin. Evet burası. Ne kadar güzel. Hiç böyle adama torbasını, çobana torbasına ekmek koyup, peynir koyup. Hayır, hiç daha yapmıyor. Göndermiyorsun sen göndermiyor. O zaman. Göndermiyor. Evimizde şurada geliyor, evimizde yiyor. Ha. Şurada gözünün önünde duruyor senin demek evet, ki. Evet. Geziyor. Geziyor. Yazıya yapana gidiyorlar. Bu dağları geziyor. Evet. Vay sabah be. Gider, akşam gelir. Sabah gider, akşam gelir. Peki şey var mı sizin buralarda? Böyle yabani hayvan var mı? Koyunlara zarar verecek bir şey var mı? Kurt var. Yapma ya. He. Ankara'da kurt var sevgili izleyiciler. Ankara'da kurt var. Kırıkkale'de de var dediler. Yani
Birçok yerde kurt söylemiyorlar. Çakal var ama burada kurtun olduğu hiç. Sen gördün mü kurt burada? Gördüm. Allah. Şu tepenin arkasına çekelim. Nasıl bir şey? Koy. Aynı söyleme sahip it gibi bir şey. Nasıl olacak? İt gibi bir şey mi? Evet. İt ne? Köpeğin benzeri. Ha. Sen de yardımcı ol. Kalk da. He. Gördün yani sen. Gördük. Davarın yanında. Davarın yanında. Evet. Yani pazarlamasak yiyecek yani. Davarın yanına gelmiş. Davar, bir de sevgili izleyiciler, bu bölgenin insanı koyuna keçiye davar diyorlar değil mi? Evet. Davar. E koyun de. Aa bak konuşkan adam geliyor bak şu daha iyi bilir. Daha mı iyi bilir? Davarı mı? Yok onu da malcılık yapıyor. He. Davar diyeceğine koyun de keçi de. Koyun keçi işte. Sizin koyunların ırkı ne yenge? Karaman. Karaman mı? Evet. Karaman. Bak oradan kopya aldın değil mi? Ne yapayım? Konya Karaman. He. Karaman ırkı. He. Ne özelliği ne bunun? Yani Karaman ırkının özelliği ne? Sivas Kangal melezi var. Sivas Kangal melezi var diyor. Onu da kopya aldın. Karaman ırkı var. Sivas Kangal melezi var. Evet. Dalışlı bir de. Evet. Nasıl? Koyunu seviyor musun sen de? Severim. Koyunu severim. Malı severik. Sağırık. Sütünü de satarız. Ya peyniri yaparız. Koyunun sütünü sağıyorsun. Tabii sağırık, satarık. Ne kadar koyun sütü? 30 milyon. Koyun sütü? 5 litresi 30 milyon, 20 ha. milyon, 25 ha, beş, milyon. 5 litresi 30 lira. Evet. Kaça geliyor o zaman? 4 liraya mı geliyor? Yok. Kaç lira koyun sütü kaça geliyor? 5 litresi 30... 5 liraya falan gidiyor ya. 5 lira. Koyun sütü 5 lira. İyi, çok iyi. Ama her zaman satılmıyor. Tabii her zaman satılmıyor. Evet. Ne yapıyorsun? Koyun sütünde ne yapıyorsun? Yapıyor, satıyor. Peynir erzak yapıyor. Alıyor. Yani yok, peynir mi yapıyorsun? Peynir yapıyor, yiyor. Var mı evde? Hayır. Var mı peynir? Daha şimdi şey etmiyor, kuzular koyduk almıyor. He, anladım. Evet. Anladım. Geleceğim ben. Acı desem geç şuraya. Vay be. Sevgili izleyiciler, hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ramazan abi, çobanımız baş dövmesi yaptı dağın tepesinde. Hava değişikliğinden mi? Hava değişikliğinden mi? Şu anda gördüğüm bir tane hemşire geldi, bakıyor. Sessiz olun diyor abi. Nasıl, iyi mi tansiyonu? Bu da hemşire bak, hemşire bu da. Allah Allah. Evet, bu da hemşire. Anlık yarışıyor. Ramazan abi biraz hastalaştı, şimdi düzeldi değil mi Ramazan abi? İyi. Ne oldu? Şimdi, ne istedin? Bana birden bir bulantı geldi. Hı. Kendimizi iyi hissetmedik. Allah Allah. Hı. Şey var mı? Yaş kaç dedin? 54. 54. 19. Emeklilik var mı? Yok da. Emeklilik yok. Yani sigortan yok mu? Bağkur var da daha emekli olamadık. Ödüyor musun bağkur mu? Ödüyoruz. Ne zaman olacaksın emekli? İnşallah. 58'de. 57 bitince ama. 57 olacak. 57 yaşında. 57 yaşında. 58'den işte girdik miydin? Evet. Nasip evet. olursa diyorsun mezarda emekliyim diyorsun. Ramazan abi, şimdi koyunculuk nasıl bir şey abi? Nasıl olacak? Daha görüyoruz. Arasında hastalandı, yıkılsak burada bizi gören olmaz, giden olmaz biz. Cenab-ı Allah'tan madem. Derelerde evet. kimse yok. Baksana yenge var abiciğim. İyi de ya, var. Yenge evde kalacak. Ben de bundan gezmiyorum ki. Eve ne zaman gelirse, o zaman gelirse. Bak, koyunları sağım yapıyormuş, sütünü satıyormuş. Sağım yapıyor da tutacak adam yok. Nasıl yani tutacak adam yok? Yani önce çoluk çocuk vardı, sağıyorlardı. Şimdi koyunları sağlayacak adam yok. Adam yok. Hmm. Ne yapıyorsun? Koyunları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bunları mesela besliyorsun, kurbanlık mı veriyorsun, etlik mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Parayı nasıl kazanıyorsun? Kurbandan kurbana satıyoruz işte. Kuzusunu satıyoruz. Kuzunu satıyorsun. Kurbandan satıyor. Derken işte geçimimizi bundan sağlıyor. Hmm. Kaç yıldır yapıyorsun bu koyunculuğu? 15-16 yıldır yapıyor. 15-16 yıldır.
Yani az olmuş o zaman. Yani ondan önce ne yapıyordun? Önce çalışıyorduk. Sonra hayvancılığa yöneldik. Şu anda koyunculuktan başka yaptığın bir iş var mı başka? Yok. Hiçbir, yani bu koyunculukla idare ediyorsun yani. Ya kendi yağımız kendimizi kavur işte. Çok güzel ya. Buradan hep bu dağları seyrediyorsun sen böyle. Dağlar açtı ya. Aslında. Canavar var şurada. Canavar mı var? Nerede? Ya şu tepenin ortaya o günü görmüş. Allah Allah. İki tane koyuna yaklaşmış. Ya burada orman yok, bir şey yok. Kurt neresin burada? Dağımız orman bizim. Şu dağlar tüm orman ya. Aa. Bir geri dönsem baksana derelerin. O derenin içi komple orman yukarıda. Allah Allah. Ya şu der şu mu? Karşı bu. Ne o? Komple derelerin içi orman. Ya ben ama burada hiç orman görmüyorum abi. Hep kel tepe ya. Böyle aşırı orman. Gördüğün dağlar var ya. Orman bizim bu köye ait orada. Yani kurt gündüz geliyor. Akşamda köyümüzün arazi şey yapısı bayağı geniş. Yani. Dağ kısmında orman çok. Dağ tarafında bir altı ova. Bizim hüdü değer dolansan atına bir gün daha aşama kadar zor dolanan. Gelmişler içeri. Kuy içeri, kuy. Yok, girmiyor. Allah Allah. Şuna şey saati gelmeyince girmiyor. Allah Allah. Ha var burada. Çek var. Girmişler. Evet. Yavruları var. Aa. Hani. Allah Allah. Aa. Tavuğun cinsi ne? Ona paçalı derler. He. O da pahalı. Nasıl? Pahalı. Pahalı, nasıl pahalı? 100 milyon. 100 lira? Evet, vallahi. Vay be. 100 milyon, işte 30-40 milyon. He, domates işte dünen, bugün suladık. He. İşte çapasını çaldık. İnşallah hayırlı yağmurumuzu verir de. Yağmur duası yapacaklarmış galiba sizde. Yarın çıkacaklar Allah izin versin. Yağmur yağmıyor mu bayadır? Bayadan beri yağmıyor. Otlar kurudu. Allah. Ne olursa zor. Malları yukarı götürdüler susuzluğun yüzünden. Nereye götürdüler? Dağa. Dağa götürdüler. Dağa götürdüler. Göster bakalım ne ektin bize? Domates. Heh. Biber. Patlıcan. Sonra biber, domates. Şunlar ne? Onlar kupre. Ne? Kupre, davar kupresi. Yok onu demiyorum, şu karşı. Ha, patlıcan. Ettin. Patlıcan ettin. Evet, patlıcan. Vay be, buraya? Buraya da işte yeşil fasulye ektik. Bamya ektim. Evet Dönüş abla, yağmur yağacak. İnşallah. Değil mi? İnşallah yağar abi, inşallah. Allah hayırlı yağmur versin. Sararsız ziyansız zamanı. Çocuklar ne iş yapıyor senin? Biri zabıta. Nerede? Bursa'da. He. Onu da söyleme. Kızlar da zaten ev hanımı. He. Oğlan zabıta, enişteler işte biri zabıta, ikisi normal iştir. İşte. Siz de köyde yaşıyorsunuz. Biz de köydeyik. Kaynanam var işte, kaynım var. Hı. Kaynımın bir oğlu var yanında işte, yanım biz bakıyor. Evet. Allah hayırlısını versin abi. Patlıcanı ekmişim buraya. Domates ektik, biber ektik, Allah verirse. Yağmur şimdi bir yağarsa hepsi buna çıkacak. Çıkar inşallah. Yarın yağmur duası var ama yağmur yağarsa o zaman dua yapmazlar artık. Yaparlar. Ha.
yapalım. Doğaya zarar olmaz. Evet. Bak, yaz. Koyunlar da, koyunlar da buradan görüyorsun şimdi sen. He. Adam nerede senin? De yukarıda. Yukarıda. Adam gene hasta olmasın. Yok, o bir geldi şey etti geçti. Çünkü dur, tansiyon olmasın da. He. Tansiyon. Evet, tansiyon zor. Bak yağmurda atıştırıyor. Senin kapın da çok otomatik kapı ha. Tabii. Dönüş tabii. Abla ha. Tabii, bundan iyi kapıyı nerede bulacaksın? Allah Allah, sevgili izleyiciler, gerçekten Dönüş ablanın kapısına bakın. İşte ya, mucit. Battaniye germiş, kapı olmuş. Allah Allah. Dönüş abla, eviniz çok sağlammış ya. Değil mi? Buyur. Çok sağlammış eviniz diyorum. Yaptık ya, Allah razı olsun işte konudan, konuşudan. Motorunu, samanın şeyini getirdiler. Kumunu getirdiler, çimotosunu getirdiler. Ne öğreneceksin işte elinde olmayınca ya. Şükür Allah bin kere razı olsun uşaklardan. Uşaklar da yardım etti. Şimdi bu burada taşlar falan var. Bunlar ne? Onları davarı tuzluyor. Davarı, malları. Koyunlara tuz veriyorsun burada. Evet, buna. Koyunlara tuz veriyor. Şurada ağalımız işte. Davar koyuyorduk. Davar da şimdi gayrı koymuyor. He, yazlık mı bu ağal? Yazlığı da şimdi koymuyor. Davar bittikten sonra koymuyor abi. Nasıl bittikten sonra? Çünkü az. Az. Canavar girer diye. He. Zaten şunun arkasında soğuğa. Evet. Ya. Bu gübreleri ne yapıyorsunuz? Koyun gübreleri de götüren götürüyor. Meyve dikmeye. He. Domatese, bibere. Satıyorsunuz mu? Yok, gel götüren götürüyor abi. Allah satmıyor. Allah. Biz de götürsek buradan Balıkesir'e. İstersen hepsini götür. Çok pahalı gider ya buradan Balıkesir'e. Bursa'da benim oğlan alıyormuş torbasını 15 milyon da. He. Diyormuş ki ya abi diyormuş. Bizim köyde diyormuş herkes bedava götürüyor. Ya. Sevgili izleyiciler, çobanımız Ramazan abi ve Dönüş. Dönüş. Dönüş ablamızdı. Burası hangi köydü? Bey Obası. Bey Obası. Tabii ben unutmam, normal ilk defa geliyorum. Bey Obası köyünde yarın yağmur duası varmış. Yağmur duası varmış. Ama yağmur yağmaya başladı. Biz de fazla ıslanmayalım. Buradan kaçalım, gidelim. Bugünlük çobanla baş başa bu kadar oldu. Yağmur yağmaya başladı. Ramazan abi daha da koyunlar buradan gözüküyor. Dönüş evet, abla. Evet, gözüküyor. He. Şimdi öte yanaşmaz galiba. Telefonu var mı Ramazan abinin? Telefon nasıl haberleşiyorsunuz? Telefonla. Var mı telefonu? Var telefonu. Senin telefonun var mı? Şu anda yok. Yok, nasıl arıyorsun onu? Şarjda takılı. Şarjda takılı. Şarjlar telefondan çabuk bitiyor zaten. Tamam, Ramazan abi de telefon var mı? Var onun. Ha, bir tehlike olur seni arayabilir. Tabii arıyor, varıyorum der. Tavar içeri koy, kuzuyu der. Ben de derim nerede kaldın diye. Tabii ki. Nasıl bundan para kazanabiliyorsunuz değil mi koyunuzda? Kazanıyor tabii. Çok güzel ya. O, tabii. Bu davarın geliriyle ben çocukları gelin ettim. Oo maşallah. Davarla, evi davarın yaptım. Geliriyle 4 tane çocuk everdim diyor. Beş. Evi yaptım. 5 mi? 5, bir de kayınım. Maşallah 5. Koyunun geliriyle 5 tane çocuk everdim diyor. Evi yaptım ve geçinimi sağlıyorum diyor. Gerçekten koyunculuk çok mu? Çok güzel sevgili izleyiciler. Bunu buradan vurgulamak istiyorum. Kırıkkale'nin birçok köyüne çoban aramaya gittik ama birçok köyünde maalesef çoban yok. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yok. Çok az. Anadolu'da bir canlansın artık. Yani küçükbaş hayvancılık canlansın. Bu kırlar boş kalmasın. Diyoruz. Biz de çoban bulmakta zorluk çekmeyelim. Öyle yani. Biz ara ara sizi bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok iyi ettik. Sağ ol. Allah razı olsun. Peki ablacığım. Çok teşekkür ederim. Ben sizin elinizi öpüyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Estağfurullah. Sizin eliniz öpülür. Peki. Elim öpülür. Peki. Çok sağ olun. Olsun. Evet sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi yağmur duasından önce yağmur, bereket yağmaya başladı. Biz de niyet ettik. Yağmur yağsın diye dua ettik. Yarın dua olacakmış bu köyde. Dua olmadan Allah'a şükürler olsun bizim duamız kabul oldu. Yağmur yağıyor. Biz de artık yavaş yavaş tüyümüz kuruyken buradan tüyelim diyoruz. Bir çobanla baş başa da burada sonuna geldik. Kırıkkale ilindeydik. Kırıkkale ili
Beyobası. Beyobası köyündeydik. Sürçülisan eylediysek affola, bir çobanla baş başa da burada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte ve aynı frekansta çobanla baş başa da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm Beyobası çobanların üzerine olsun diyorum.